Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu satrançta taş isteme ve taşların gücü hakkında olacak. Öncelikle taş isteme nedir? Ona bir bakalım. Siyahatımızı alalım. Siyahatımızı şuraya koyalım arkadaşlar. Ve bir diğer rakip taşımız olan beyaz fili alalım mesela arkadaşlar. Filimiz de şurada olsun. Beyaz filimiz. Hemen filimizi atın çaprazına getirdiğimiz zaman arkadaşlar biz ne yapmış oluyoruz? Şu an siyah taşı istemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu olaya taş isteme deniliyor. Mesela veya kaleyle yapalım arkadaşlar. İşte kalemiz beyaz, kalemiz burada olsun köşesinde. Beyaz kalemizi atın tam karşısına getirdiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Atı istemiş oluyoruz. Satrançta bu olaya taş isteme denilmektedir. Şimdi sizlerle taşların gücü hakkında bilgi vermek istiyoruz. Çünkü oyunun işte mat olmaması durumunda, yani sürenin sonunda mat olmaması durumunda taşların, oyunda kalan taşların değerine göre, gücüne göre rakip veya bizim oyunu kazanıp kazanmadığımız bu şekilde belirlenmiş oluyor. Taşların gücüne bakacak olursak, ilk taşımız piyon arkadaşlar. Piyon 1 puan değerindedir arkadaşlar. Piyon 1 puan değerindedir. İşte mesela bizim 4 tane piyonumuz kaldı. 3 tane 4 tane piyonumuz kaldığı zaman 4 puanımız oluyor arkadaşlar. İkinci taşımız attır arkadaşlar. Atın değeri ise 3 puan değerindedir. Evet arkadaşlar, at 3 puan değerindedir. Yine 3 puan değerinde bir diğer taşımız fildir arkadaşlar. Fil de 3 puan değerindedir. Daha sonraki taşımız kaledir arkadaşlar. Kalenin değeri ise 5 puan değerindedir. Yani işte rakipte mesela 2 at, bir tane mat ve 2 piyon olduğu zaman bu ikisi de 5 puan yapıyor. Tek bir kalede 5 puan yapıyor arkadaşlar. Son taşımız ise vezir arkadaşlar. Vezir de 9 puan değerindedir. Yani karşılığına işte getirecek olursak 2 at, 1 fil veya işte 1 kale, at daha kaç yapıyor arkadaşlar? 8, işte 1 tanem de piyon. Bu ikisi şimdi değer olarak bir vezire karşılık bir kale, bir at ve bir piyonun değeri de aynı 9 puan yapıyor. Son taşımız şahtır arkadaşlar. Şahın gücü sonsuzdur arkadaşlar. Çünkü oyunu temsil eder. Şah alındığı zaman oyun bittiği için şahın herhangi bir güç sınırlaması veya puan değeri yoktur arkadaşlar. Bunun ki sonsuz olarak ifade edilmektedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.